Arkadaşlar Elma Dağı mutfağını anlatacağız sizlere. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sri Lanka standından sonra abimizi tekrar yakaladık evet, burada. Evet, hoş geldiniz. Eyvallah. Burada tandır ekmeğimiz var. Elma Dağı kadının gücünü ve bereketini gösterir bir şekilde geri dönüşüm ekmeği olarak sizlere sunuyoruz. Burada tandırımız yerde 60 santim çapından 120 santim çapına genişleyen yeraltı şeklinde yapılan, inşa edilen bir tandırda elde ediliyor. Normal ekmek standardında yapılıyor ve bunun en önemli özelliği geri dönüşüm şeklinde maksimum fayda olarak kullanılmasıdır. Burada kurudukça daha da güzelleşen bir ekmek aslında ve bu elimde gördüğünüz tripte bu tandır ekmeğinin alt katı olarak sunuluyor. Üstüne de etini, suyunu koyunca kuruyan tarafa tekrardan veya çorbaya kıtır olarak da kullanabilirsiniz. Çorbaya kıtır olabilir ama en fazla bizim aslında tirit ekmeği diye de geçiyor, tanınıyor aslında. Başka ne diye isimleri var bunun? Sığır dili, kaynana dili diyen var. Tavşan öldüren var ama pek kullanmayı tercih etmiyoruz. Çünkü sertliğinden ve sopa şeklinde oluşundan ötürü. Dolayı aynen. Arkadaşlar bir şey daha dikkatimi çekti. Bakın buradaki görmüş olduğunuz tekneleri göstereyim şöyle. Bu ağaç teknelerde eskiden köydeki insanlar leğenmeyen yokken, plastik popüler değilken bu teknelerde yapılırdı. Ben de onu biliyorum. Böyle şey yaparlardı. Bunun üzerine ertelerdi, mayalanırdı. Bakın burada bir değişik teknemiz daha var. Burada da ulavaç diyoruz. Bu da güzel, evet. Burada tandır ekmeğinin içerisinde ekmekler, kumaşlar, içli olarak güzel. Kıymalı ve patatesli olarak sunduğumuz ürünümüz. Burada da tandır ekmeğinin hem çörek otlusu hem de baharatlı çeşitleri bulunmakta. Bu coğrafi işareti değil mi? Coğrafi işareti de alınmıştır tandır ekmeğimiz. Aşağıda da standta da. Şöyle de gösterelim, evet. Ziyaretçiler neler soruyorlar sizlere en çok? Tandır ekmeğinin neden uzun olduğunu soruyorlar. Genellikle bu kadar. Biz de daha fazla tandıra yapıştırıp da daha fazla imalat yapabilmek için olduğunu söylüyoruz. Ha, teknik olarak daha fazla hacim kazanabilmek için. Daha fazla ekmeği üretebiliyoruz tandırlarımızda. Peki, çok teşekkür ediyoruz. El sallayalım kameraya. Kızlarımız da yok ya arkadaşlar. Fistanları giymişler, gelmişler, standa renk atmışlar. Elma Dağı'na uğrarsanız Samsun yolu üzerinde yöresel tandır evi diye bir imalathanemiz ve satış alanımız var. Oralarda bekleriz herkes. Neresi, bir daha söyleyelim? Elma Dağı Samsun yolu güzergahında. Elma Dağı tabelasından sonra şehrin içerisinde. Samsun yolunun hemen kenarında. Kırıkkale güzergahında gider. Güzel. İsmi ne diye geçiyor? Yöresel tandır evi. Elma Dağı Instagram'da yazınca çıkıyor mu? Çıkar. Doğru. Oradan da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yol üzerindeyken geçersiniz. Teşekkür ederiz. Renk katmışsınız. Sağ olun.